Amerika'nın ulusal ikonu Bald Eagle, yani kel kartal. Çok karizmatik bir kuş olmasının yanında işte akıllara kazınan da bir sesi var. Pardon, bu değil. Şu ses. Şimdi ben de bir kayıt çekmek için dışarı çıkacaktım. Çünkü bu kartalla ilgili çok şaşıracağınız bir durum var. Onu göstermek istiyordum size ama görüyorsunuz işte 3 günden beri hava burada böyle felaket. Size de sesi geliyordur herhalde. Dışarıda acayip bir yağmur yağıyor. Aslında bu tür beyaz gürültüleri ben normalde çok severim. Sakinleştirici bir etkisi var gibi geliyor bana. Hatta böyle ASMR videoları da herhalde son yıllarda fark etmişsinizdir. Epey popüler oldu. Spotify'dan erişebileceğiniz birkaç podcast bölümünde bu konuları da ele aldım ama burası YouTube. Burada görsellik ön planda, öyle değil mi? Peki gerçek hayatımızda da öyle mi? Yapılan bir araştırma hakikaten duyularımızdan en çok görmeye değer verdiğimizi gösteriyor. Hatta açık arayla katılımcıların %88'i görmeyi tercih etmiş. Hemen peşinden duyma geliyor. Peki sizin için hangisi daha önemli? Aşağıda yorumları okuyacağım. Tarafınızı seçin ona göre. Görme mi duyma mı? Bir dakika ama durun. Ondan önce yorum yapmadan size bir şey göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Aslında hava burada felaket falan değil. Işıkları bilerek öyle ayarlamıştım. Ne de olsa ilk görmeye önem veriyoruz, değil mi? Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Tam alkışladığım sırada yağmur ve gök gürültüsü sesleri de kesildi. Montaj hilesi falan yapmadım. Çünkü aslında onlar yağmur ve gök gürültüsü sesi bile değildi. O sesler işte böyle kaydedildi. Aslında duyduğunuz o tıkırtılar boş bir plastik kabının üzerine duştan dökülen su damlalarının sesiydi. Gök gürültüsü de arkadaki şu plakaları hareket ettirerek ortaya çıkan sesti. Tabii şimdi böyle dinleyince gök gürültüsüne pek benzemiyor. Ama kaydı yavaşlatınca kulağa nasıl geldiğine bir bakın. Yavaşlatmak frekansını düşürdüğü için daha bas, daha tok bir sese dönüştü. Tıpkı gök gürültüsü gibi. İşte Hollywood 100 yıldır aslında bunu hemen her filmde yapıyor. Bu ender bir zanaat. Foley sanatı. Öyle ki toplam astronot sayısından daha az sayıda Foley sanatçısı olduğu bile söylenir. Astronot demişken o uzay filmlerindeki çoğu ses de tabii ki uydurma. Lazerlerden böyle sesler falan çıkmıyor. Malum uzay bir boşluk, space diyoruz ya. Orada yayılmak için maddeye ihtiyaç duyuyor. Haliyle uzay boşluğunda ses filan yayılmıyor. Yani uzayda böyle bir uzay gemisi görseydik muhtemelen gerçekte şöyle bir ses duyacaktık. Yani duymayacaktık. Abi ya bütün büyüyü bozdun. Bu bir kandırmaca yapmak değil mi? Niye gerçek sesleri duymak yerine sahteleriyle uğraşıp bir de üstüne gerçeğini taklit etmeye çalışıyoruz? En başında gerçeğini kaydetsek olmaz mı? İşte bu yüzden. Yüzünü ve elindeki silahı gizlemek için kese kağıdı kullanan oyuncunun sahnesinde ortaya çıkan şu sesi bir dinleyin. Neredeyse oyuncuyu duyamıyoruz. Yani mesele sadece istediğimiz sesi elde edememek değil, aynı zamanda istemediğimiz bazı sesleri de olması ortalıkta. Bu yüzden ses çıkarmayan bir takım özel proplar tasarlanıp üretiliyor. İşte bu kese kağıdının ses çıkarmayan versiyonu gibi. Fakat bazen de sesi üretmek zorundasınız. A Quiet Place, yani Sessiz Bir Yer filminden şu sahneye bir bakalım. Bu evrende ses çıkarmamalısınız çünkü çıkardığınız an aşırı hassas işitme yetisi olan canavarlar sizi duyuyor ve bir anda av haline geliyorsunuz. İyi de bu canavarların da bir sesi olmalı. Gerçekte böyle bir canavar olmadığına göre benzer bir canlıyı mı kullansak? Bir dinozor belki. Tabii gerçi onun da sesini bilmiyoruz değil mi? Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. En iyisi bir kereviz. Ya da marul kullanalım. Ya da şok tabancasıyla üzüme elektrik verelim. Biliyorum şok tabancası değil, sonik tornavida bu. Buna da geleceğiz, merak etmeyin. Üzümleri şoklamak epey yaratıcı bir fikir bu arada. Nasıl akıllarına geldi merak etmeyeceğim. Ama bu elektrik şokuna maruz kalan zavallı üzümlerden çıkan ses pek de tehlikeli bir yaratık sesi gibi hissettirmiyor. Ve işte o noktada işin post proses, yani sonradan işleme kısmı devreye giriyor. Sesi yavaşlattığımızda her bir klik sesini ayrı ayrı duymaya başlıyoruz. Biraz daha işleyip doğal hale geldiğinde... Evet, bir daha böyle klikleyen bir yaratık duyarsanız aklınıza şok yiyen üzümler geleceği için üzgünüm arkadaşlar.
E tabi bunlar bilim kurgu filmidir canım. Yaratıcılık gerektirir böyle şeyler. O yüzden kandırıldık demeyelim biz ona. Bir kartaldan bahsetmiştim ama hatırlıyor musunuz? Kel Kartal. Amerika'nın şanlı ikonu. Birazdan onun da gerçek ses kaydını dinleteceğim size. Siz de şok olacaksınız bu üzümler gibi. Ama ondan önce önümdeki şu mikrofondan söz etmek istiyorum. Çünkü sesler sadece filmlerde değil, oyunlarda da çok önemli. Aranızda oyuncu olanlar varsa daha dikkatli bir kulak kesesin. Çünkü bu videonun sponsoru SteelSeries bu mikrofonu oyuncular için özel olarak tasarladı. XLR bağlantısından da anlayabileceğiniz gibi profesyonel bir mikrofon olan Alias Pro yayınlarda, vokal ya da podcast kayıtlarında yayıncının sesine odaklanıyor. XLR preamplifikatörü USB üzerinden PC'ye bağlanıyor ve özelleştirilebilir kontrolleri ve 48 volt phantom power verebilmesi sayesinde saf ve 24 bit 48 kHz kalitesinde güçlü bir ses sunmak için gürültüyü ve paraziti azaltıyor. Bunun içine benzer kategorilerdeki diğer mikrofonlara göre 3 kat daha büyük bir mikrofon kapsülü yerleştirmişler. Dolayısıyla daha geniş bir alandaki sesleri yakalayabiliyor. Mikrofon streaming yapanlar, yayıncılar için sonar yazılımıyla geliyor. Bu ses stüdyosu yazılımıyla tüm cihazlarınızı ve ses kaynaklarını bağlayıp ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Ha bir de bu shock mount desteğiyle gürültülü yazı yazanlar ve aksiyon anlarında kendini tutamayıp heyecanlanıp masasını yumruklayanlar için harika bir çözüm sunmuş oluyor. Ayrıntılı bilgi için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ha bir de bunu kartal seslerini kaydetmek için kullanmayalım, olur mu? Heh, işte bu ses. Gerçek kaydını dinletmek istiyorum şimdi. İyi dinleyin. O da ne ya? Resmen bu havalı görünümlü bir martı sesi. Kandırıldık galiba. Evet, gerçekte sahiden de Kel Kartal böyle bir sese sahip. Ne yazık ki o karizmatik görüntüsünün ardında pek de alışık olunmadık bir ses var. In bed for a week. Tabii kuşlar böyle tek bir ses çıkarmıyorlar ama o filmlerde duyduğumuz sesin ona ait olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü o sesin başka bir sahibi var. Red-tailed hawk, yani kızıl kuyruklu şahin. Nasıl? Ses tanıdık geldi mi? Ya işte filmlerden biz böyle şeyler bekliyoruz. Sonuçta ortada bir sanat var, yaratıcılık var. Gerçeği öyle birebir aktarmasını kimse beklemiyor zaten. E yine de insan böyle ufaktan bir ihanete uğramış gibi hissediyor kendisini ama güzel sonuçların uğruna, o yaşadığımız deneyimin uğruna bunu duymazdan geliyoruz diyelim. Fakat olay öyle Kel Kartal'da falan bitmiyor ve belgesellere de sıçrıyor. Ha? Evet, belgesellere. Hani o gerçeği, tümüyle gerçeği yansıtmasını beklediğimiz türdeki içeriklere. Şu örümceğin yaprak üzerinde hareket ederken çıkardığı sesi bir dinleyin. Başta insan işte çok hassas bir mikrofon kullanmışlardır. Hatta böyle yaka mikrofonu takmışlardır örümceğe. Onu kullanmışlardır, iyice yakınına falan yanaşmışlardır diye düşünüyor. Ama öyle değil. Bu tür sesler bile işte o az önce bahsettiğim Foley artistleri tarafından yapılıyor. O yürüyen örümceğin bacaklarının çıkardığı ses aslında bu. Bakın Planet Earth gibi o görkemli, prestijli, epik belgesellerde bile birçok ses tamamen uydurma. Foley sanatçıları sahnedeki detaylara dikkat ediyorlar ve bunun gerçekte nasıl bir ses çıkaracağını hayal ederek zihinlerimizdeki bir takım boşlukları o kendi ürettikleri seslerle dolduruyorlar. Doğa belgeselleri doğal olmayan seslerle dolu. Ve bu ne yazık ki böyle olmak zorunda. Yani teknik açıdan öyle olmak zorunda. Şimdi görüntü açısından düşünecek olursak aslında problemleri aşmak biraz daha kolay. Uzaktaki bir kutup ayısını büyük bir telefoto lens alarak gayet rahat çekebiliriz. E ışık çok mu geldi? Hemen diyaframı kıs. Gökyüzü çok mu parlak? E polarize filtre kullan. Görselde seçenek çok. Ama seste öyle değil. Ta uzaklardaki bir sese zoom yapamıyoruz. En azından ajan olmayanlarımız. Şu görüntüye bir bakın. Belgeselde kurt avını kovalarken hızlı adımlarının sesini duyabiliyorsunuz. Fakat onu izlerken pek de düşünmüyoruz değil mi? Bu görüntü tepeden nasıl çekilmiş olabilir? E helikopterle tabii. Gerçekte bu görüntünün kaydı o zaman şöyle bir şey olmalıydı yani. Bunu duymak mı yoksa şunu duymak mı? Açıkçası belgesellerde bunlar olmasaydı muhtemelen
o içerikler, o görkemli görüntüler çok az daha kişiye erişirdi. Hadi az kişiye erişmesini de geçtim. En önemlisi belki de o yarattığı değerden bizler mahrum olurduk. Videonun başından beri böyle aralara serpiştirdiğim bir ses var. Dikkatinizi çekmiştir herhalde. Hani kazara kartalın sesi gibi girmeye çalıştı. Sonra lazerlerle savaş sahnesinde. Sonra üzüme şok verirken. İyi film izleyicileri eminim bu çığlığı hayatında birkaç kez duymuştur. Bunun bir adı bile var. Wilhelm çığlığı. Hollywood'un kullandığı en popüler ses efekti desek yalan olmaz herhalde. Star Wars'tan Indiana Jones'a. Oradan Karayip Korsanları'na. Oyuncak hikayesinden Kill Bill'e. 400'den fazla filmde yer aldığı söyleniyor. Basit bir çığlık deyip geçebiliriz normalde ama artık aklımıza kazınmış, kültürümüze katılmış bir değer haline gelmiş. Bir çığlık bile. Doğadaki bir kuşun şu şekilde kanat çırptığını kaydedemiyor olabiliriz ama böyle taklit edebiliyoruz. Gerçekte olmayan bir yaratığın zihnimizde uyandırdığı o korkutucu etkiyi veren sesine üzümle hayat verebiliyoruz. Gerçi üzüm bundan sonra hayata nasıl bakar? Hayata baktığında onu kara görürse kararır mı onu bilemiyorum. Ama olmasını istemediğimiz seslerden kurtulabildiğimizi biliyorum. Ve gerekirse yerine daha kontrollüsünü kendimizin ekleyebileceğini. Bu bir sanat. Bu en çok tercih ettiğimiz görme duyumuzun zihnimizde karşılık geldiği sesi oluşturabilme becerisi. Görünen o ki ya da duyulan o ki aslında duymak sandığımızdan çok daha önemli.